da yine kafa sağlığımızı korumak. Tabii tabii, %100. Bu yayınlar yani, da öyle, bunları yapmak da öyle, izlemek de öyle, maske takmak da öyle, çiçeklisini takmak da öyle, onu akıl etmek de öyle gibi gibi, aslında her şey dahil. Çünkü bütün bunların hepsi aslında en başında da söyledim ya, akıl sağlığımızı korumaya yönelik durumlar. Yani yoksa hakikaten evde bütün gün otur kös kös, düşün, kur falan, ölürsün. Tabii gerçekten yani, ama neyse ki buna programlı değiliz. Evet, hayatta yani, kalmaya ve en evet, hayatta kalmaya programlıyız. Kaldı ki ben tüm bu sürecin, eğer bu hani bir sürü komplo teorileri vesaireleri var ya, bütün bu süreç hayatta kalma içgüdümüze yönelik yapıldığını düşünüyorum. Bu eğer bir şeyse, bir operasyonsa, bunun amacı bu. Yani şey gibi WhatsApp gruplarındaki teyzelerin şeyine döndü biraz. Ses kayıtları falan yollarlar ya. Arkadaşlar öyle değil. Peki sana... Şurada şu kadar çıkmış. Senin çok yani pro, yani bunu dememde sakınca yoktur. Umarım daha prof olduğun yerlerden de bir şeyler soracağım sana. Biraz tabii daha, müzikten sonra o zaman. Hayır, oralara gidemem. Oralara gidemem. Oraları da biliyorum. Yani seninle ilgili bir mini araştırmam var. Ama oralara giremem çünkü ben oralarda çuvallarım. Ben seni bulmuşken seni birazcık sömürmenin derdindeyim şu anda. Peki, buyurun. Genelde mesela kendimle ilgili sorular soracağım o yüzden. O kadar da bencil biriyim. Anlatabildim mi? Hani mesela bizim artık bu yayını yaptığımız için ve bende telefonun olduğu için ve artık telefonunla beni engellemediğin için, engelimle kalktığı için mesela ben aldığım bir projeyi Tokyo ne yapayım diyebilir miyim mesela arayıp? Ya diyebilirsin elbette. Estağfurullah yani şey, ben bir sürü arkadaşıma bununla ilgili yapıyorum, şey tavsiyede bulunuyorum elbette. Yani ve söylemesi ayıp yani, iyi ki bunu dedin diye duacım olan çok oldu. Evet, bugüne kadar. Haberi aldım yani, ben araştırmaları yaptım. Peki sen şimdi bu işi yani ben belki oynadığım bir sürü şeyi hatırlamayabilirim gerçekten, ama muhtemelen sen bizim hepimiz ne yaptık ne ettik onlara da vakıf olduğunu varsa. Ben tabii seni Şubat'tan itibaren benim hatırlıyorum. Benim yaptığım en kötü karar nedir? Ve erdiğim en kötü kararı bana söyle ne olur. Ama bir dakika, bir saysana. Vallahi unuttum. Vallahi yani, ben de unuturum. Açıp bakmam lazım gerçekten. Bir bak. Bakayım dur. Vallahi ben hatırlamam. En son ne yapmıştın, bir dakika? Film mi, TV mi konuşacağız? TV. Filmle ilgili hiç kimseye lafım olmaz. Televizyonda en son ne yaptım ben? Adı Zehra mı yaptım? Ondan sonra bir şey yaptım mı ben Adı Zehra'dan sonra? Yaptım. Can Kırıkları yaptım. Can Kırıkları. Tamam, anladım. Teşekkürler. Arkadaşlar teşekkürler. Arkadaşlar, ya, ama bir dakika. Bak, bir şey söyleyeceğim. Can Kırıkları aslında masa üstünde çok iyi bir işti. Yani kağıt olarak bak olabilir bu falan, ama Türkiye'de demek ki kadın intikam hikayesi sevilmiyor. Evet, niye öyle? Sevilmiyor evet, bu arada. Yani kadın hikayesini ya da kahraman kadın hikayesi sevmiyor muyuz acaba? Kahraman kadın değil de kadın intikamı sevilmiyor. Ha. Ama mesela eskilerden böyle diziler yok muydu bizde de intikam alan, ha, ama hep kötü kadın olur onlar. İntikam alan hep kötü kadın. Anladım. Kara Melek. Evet, onu diyeceğim. Yani, Kara Melek gelmişti aklıma. Evet. Peki, politik cevap verdiğinin farkındayım. Yani mesela ben olmasaydım o işte daha iyi olurdu diye. Yok, hiç onunla, ama yok, hiç öyle bir durum yok. Yani bir iş, bir kere şunu son derece samimiyetle söylüyorum. Bunu hani başka ortamlarda, İşin başka taraflarındaki insanlarla da konuştuğum zaman söylüyorum. Bir kere bu dizi dünyasında, dizi çarkı içerisindeki en masum halka oyuncular. Değil mi? Bana da öyle. Hiçbir, evet. Yani şöyle bir handikapınız var. Hiçbir iş oyuncu bir gel yapar illaki şeye, işe. Hı hı. Ama hiçbir iş oyuncu var diye daha az izlenmez veya yayından kalkmaz. Yani hikaye önemli.
Değil mi? Hep ben de hep buna inanıyorum. Tabii ki. Aynen. Yani mesela Meryem Uzerli çok sevildi şeyde. Neydi? Muhteşem Yüzyıl'da. Ayrıldıktan sonra Muhteşem Yüzyıl 2 sezon daha devam etti. Yani bu onunla ilgili bir şey değil ki. Hikaye aslı olan her zaman hikayedir. Sen iyi, mesela senin içinde olup en keşke daha uzun sürseydi dediğim bir iş sorarsan mesela Kör Düğüm'ü söylerim. Kör Düğüm, evet. Doğru. Yani Kör Düğüm mesela şey enteresan bir işti. Kendi içinde bir temposu vardı. Bağırmayan bir işti. Evet. Kendi içinde bir temposu vardı ama yani o kadar oldu ömrü işin. Ben mesela benim en üzüldüğüm, kalktığı için üzüldüğüm işlerimden bir tanesi şeydir biliyor musun? Bana Artık İcran. Bilir misin o diziyi? Vakıf mısın? Vakıfsın anladım. Kadar. Şöyle yaptığına göre. Sorma. Benim en üzüldüğüm ve işimdir. Sen, yani ben mesela, şöyle oldum o işimde. Böyle dedim ki abi ben yapmayayım en iyisi hiç bir daha iş. Çünkü o zamana kadar ya. Şöyleydi daha çok. Yani, tamam yani olabilir, kalkabilir. O zaman şeyi anladım. Ve kaç reytingde kaldı? Reytingi. Evet, evet. Yani mesela biz, Buğra benim çok yakın arkadaşımdır. Bilmiyorum. Bilir misin ama şey yani mesela Buğra'yla mesela her konuştuğumuzda mutlaka bir kere şey bana artık hicran diye gelir laf. Çok yazık olmuş bir işler. Ya, bugün olsa dijitali olsa belki acayip sürü çok bölümü olacaktı. 4 bölümde mi bitmişti? Kaç bölümde bitmişti? 3 diye hatırlıyorum biliyor musun? Yani biz ben de öyle 3-4 bölümde falan altıyı çekmiştik ama yayınlanmadı mı bir şey oldu falan öyle bir tuhaflıklar vardı. Çok da hatırlamıyorum ama bana en çok koyan ve böyle şey olduğum hani bir şeye emek harcadığımı tam olarak anladığım ve artık çok daha böyle hani nedir ya oyunculuk hop oynarım falan gibi bir şey hissediyordum galiba. O gün çok ciddiye aldığımı anladım. Çok evet. Üzüldüm. Ve yani Tansu'nun ne yazdığını gördün mü? Kim ne yazmış? Sana artık icran diyeceğim. Teşekkür ederim. Sana artık icran diyeceğim. Bunu pinler misin lütfen ya? Bir dakika. Peki dijital tarafa bakışın ne? Dijitalden kastın bu platformlar. Senin bir oyuncu olarak evet dijital mecralara bakışı. Yani ben senin haberin tabii ki vardır. Bir tane de dijitalde de bir işte çalıştım ayrıca. Yani Netflix'in bir işinde. O tabii ki her şeyle belli olan hani şu bölüm, şu kadar bölüm, elimizde kaç bölüm çekeceksek senaryosu olan her tabii. Sinema filmi gibi. Aynen öyle. Ve tabii ki kaygılarımızı en aşağıya çek, en aşağı seviyede yani şöyle bir şey oluyor Tokyo. Bak televizyonda iş yaptığında sporcu gibi oluyorsun. Futbol müsabakası gibi. Yani bir reyting savaşının içine oyuncuyu da dahil edilen ve eğer ki tutmazsa ligin ortasında kulübünden atıldığın ve bir daha evet. Bir sene boyunca hiçbir kulübün seni almadığı bir sistem gibi bir şey. Ama öbür taraftan sadece oyunculukla ilgili şeyler düşünüyorsun. Reyting yok, bir şey yok, şu yok, bu yok. Yani bunlarla ilgilenmektense temiz oyunculuk, ahlaklı oyunculuk, gerekeni yapmak, gerekmeyenlerden kurtulmak. Çünkü bu oyunculuk dünyası da kalabalık bir dünya sonuçta. Televizyonun bazı talepleri olduğunu anlıyorum tabii ki. Ama buna evet. Mesela ben karşılık veremeyen oyunculardan olduğumu düşünürüm. Bir de şu mesela gerek. Ben bunu hep güzel bir soru sormuş sağ olsun. Mesela bir diziye başlarken hani ben demin dedim ya dizide çalıştığımı kabus olarak gördüm diye. Aha. Mesela 9 aylık bir temponun içine girme fikri nasıl? Yani başında belli mu? Bir 9 aylık temponun içine girmekten mi bahsediyorsun? Evet. Hayır yani işte bir diziye başlamak. Yani televizyona bir diziyse eğer bu Tokyo o zaman dediğim gibi çok bilinmezlik bir şey ya. Yani işte motivasyon şeyleri bulman lazım kendine. Motive olabilmek için. Çünkü hep içinde şu var. Yoka, bilinmezse bir şey yapıyorsun. Ve ben kendi adıma bir oyuncu olarak paradan daha kıymetli şeyler var benim için.
yaptığımdan memnun olmak, bir üslup birliği sağlamak nerede olursa olsun. Ben şey kafasında değilim yani. Televizyona para kazanmak için iş yapmıyorum ben. Oyuncu olduğum için, oyunculuğu çok sevdiğim için oraya da oyunculuk yapıyorum. Haliyle o bir kaygıyla başlıyorum. İster istemez öyle oluyor. Yani hep bir yerde bir şey var. Bu ihtimallerden biri olduğunun farkındayım. Rahatsız edici bir şey bence. Ve o tempo şimdi mesela, hep içindesin. Evet, yani dijitale iş yapmak mesela o açıdan daha tatlı bir şey. Tabii. Çünkü biliyorsun ki hani şurada başlayacak, şurada bitecek. Aynen öyle. Parası şu, çalışma saatleri bu. Yani hiçbir şey yok. Mesela yani ben hepimiz görmüşüzdür. Bu işi yapan herkes bilir. Televizyondaki dizide sürprizden ölürsün. Ya ben geçen bölüm kördüm. Şimdi görüyorsun. Ama nasıl görüyorum? Araya iki tane sahne geldi ya, orada görmeye başladım. Abi seyirci demeyecek mi? Arkadaşlar düşünmeyin. Kafana tavayla vurdular, görmeye başladım bir anda. Hani bu mantıksızlığı hani okey, bir yerden sonra işte iş ahlakınla ilgili kayıplara, erozyona uğruyorsun aslında tuhaf bir şekilde. Ama diyorum ya, dijitalde öyle değil. Her şeyi konuş en başında. Yani ben sette iş konuşulması kadar mesela beni rahatsız eden bir şey olmaz. İşin bitmediğinin en büyük göstergesidir aslında. Tabii. Yani o aslında işe çalışılamadığının, yani çalışılmadığı aynen, demeyeyim de çalışılamadığının hani çünkü yani mesela sinema filmlerinde biz hep öyle söyleriz. Kıyak geçmek denen şeyin demin en başta onu söylemeye çalıştım. Bir işe yaramıyor ki. Kıyak geç. Ha, iyi yazdım. Birkaç defa yaptığım oldu. Yalan yok. Ama böyle 3-4 sene evvel. Hani bir yazayım bari. Ne oldu? Değişmiyor ki sonuç. Ama mesela işinde kişisel olarak husumet demeyeyim de problem ne bileyim tarafsız bakamayacağımı düşündüğüm zamanlar olduğunda mesela görmemezlikten geliyorum. Anladım. Bir takım işleri. Çünkü bu insani, çok anlaşılabilir. Evet. Mesela o Tansu'nun oynadığı Kara Para Aşk'la ilgili ben böyle bir şey yaşadım mesela. Hı-hı. Beni sete davet ettiler. Yapım amiri arkadaşımdı. Sete gitmeme 5 dakika kala, bak 100 metre var setle aramda. Aa işte sen basından sayılırsın falan filan dediler. İptal oldu. Ve gidemedim. Öyle kaldım orada. Ve buna sinirleneceğimi düşündüğüm için mesela ben 3 bölüm 4 bölüm seyretmedim Kara Para Aşk'a. Şey yapmayayım diye. Tavırlı olmayayım diye. Anladım. İşte bak davranamayayım. Yani bir şey yazarsan aynen öyle. Sana yoksa böyle yaptık da şöyle oldu, onun için böyle yazdı gibi bir şeyle de aslında yüzleşiyor. Aynen. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. İşin arkasında da çalışan bir insan olarak hani yaptığım kritikleri, özellikle hani reji, teknik vesaireler konusunda insanlar dikkate alıyor söylediğim şeyleri. Sağ olsunlar. Yani mesela fanların bana çok kızıp küfürler yağdırdığı kritiklerime DM'den gelip ya çok haklısın, hakikaten öyle oldu maalesef altına imzamı atıyorum dediklerini falan diyen oyuncusu yönetmeni oldu. Yani ama yani bakalım şimdi dijital bu sene daha da yükselir.
Değil mi? Bana da öyle. İçerecek illaki. Şeyin Blue TV'nin gayretini çok değerli görüyorum. Hı-hı. Her ne kadar da bence çok hani gerçekten wow dedirecek bir bu sürece de yani moral man kırılmış. Evet ama Allah rızası için devam edeceklerdir. Yani... Allah rızası için artık Dark Polisiye yapmasınlar. Yeter. Ki yeni bir iş açıkladılar. O şeydi. Bu arada şurada gördüğünüz nerede o? Şuradaki tablo bana ait. Onu da söyleyeyim de. O küçük bir şey hiç görmüyor. Sadece uzunluğunu evet. Görüyoruz. Göstereyim biraz da. Var mı çizerlik şeyi? Var var. Yani onları yani şu an yapmıyorum ama evet epeyce yapmıştım geçmişte. Yani şey Mimar Sinan'a hazırlanıyordum 90'ların ortasında. Vay çok İşte öyle bir şeyler oldu. Sana detayını anlatırım sonra. Seninle ilgili şöyle bir şey okudum. Yani bütün bu yayının başından beri de biraz öyle dinliyorum seni. Aslında çok bir kez daha saygı duyuyorum o yüzden de. Sağ olun. Bir röportaj yapmışsınız. Orada diyorsun ki ben hayatım boyunca aslında hep böyle sıfırdan hep başlama durumum oldu bir şeye. Ve evet. Aslında bunu da böyle mesela çoğu insan bunu kötü bir yerden okuyabilir. Yok ya. Ben çok mutluyum. Sen çünkü hep avantajı yani motivasyon olarak bakmışsın mesela. Çok güzel bir şey bu aslında. Ya ben hayatıma bir müzik mağazasında tezgahtar olarak öyle, başladım. Evet. Sonra başka bir müzik dükkanına geçtim. Orası aynı zamanda Türkiye'ye çok güzel albümleri, underground işleri getiren bir yerdi. Orada hem dükkanda çalışıyordum, hem Açık Radyo'da program yapıyordum. Rol dergisine yazı yazıyordum. Vay be, onun dışında da birkaç kulüpte de DJ'lik yapıyordum. Sonra ama işte şey bir 2004'te benim hayatım bir sekteye uğradı. Hı hı. 2004 ile 2006 arasında böyle işsiz bir dönem geçirdim. Çok zordu benim için. Ondan sonra ama benim elimden Yavuz Turgul tuttu. Yani ne güzel. Ve Mine abla, o zamanki Mine Vargı, film makasının sahibi, bir de Ömer abi, hiç onların haklarını... Tamam, biz film makas tamı tanıştık falan gibi bir yere gideceğim ama neyse bunları sonra konuşuruz. Sen reklam için falan gelmişsin. Olabilir, evet, evet. Değil mi? Tabii. Yani, reklamı hep bir yerde bir duraksadım, sonra ondan daha iyi bir yerde buldum kendimi. Muhtemelen işte o hani orada şey olmamış yani benim okuduğumdan da anladığım o seni böyle dramatik bir yere sokmamış kafada. Yok. Hani hayatı kabul etme durumudur ya birazcık var. Hayat böyledir bazen böyle. Evet. Bir çakılır, bir yükselir, bir iner, bir çıkar. Hani bunu aslında çabucak kabul eden insanların ben hayatta memnuniyeti kolay yakaladığını görüyorum. Hayatı bizim kendi kendimize güçleştirdiğimizi fark ettim. Hı-hı. O dönem. Hı-hı. Kendimi o şeyden çıkardım durumdan. Yani olanı kabul ediyorum. Bundan kötü bir durumsa bundan nasıl çıkılır? İyi bir durumsa bu nasıl daha da iyi hale gelir diye hep kendimi motive etmeye çalışıyorum. Bu arada ben sosyal medyaya 2000 kaçtı? 2006'da yok şöyle. Siz orayı bilmezsiniz. Tamam. Friendfeed diye bir site vardı. Bugünkü başladım ve ben için geldim. Teknoloji yazmak için geldim. Yani evet, teknoloji konusundaki bilgimi, birikimimi insanlarla paylaşayım diye başladığım bir durum. Sonra oldu nedir? Birden kendimi dizi yazmaya başlarken buldum. Orada yapıyordum Frankfurt'te. Muhteşem Fit diye bir başlık açıyordum. Muhteşem User yazıyordum. Ondan sonra onun altına insanlar geyik yapıyorduk bu başlığın altında ve gecede böyle 750 mesaj, 1000 mesaja falan çıktığı olmuştu. Bir dakika şu kimmiş? Bir dakika. Ha Özlem, evet. Bilir o da.
Dedim ki abi bu böyle güzel, ben de seviyorum yazmayı, hı-hı, böyle şeyleri. Sonra Twitter'a döndük. Ama ben bayağı iğrenç bir troll olarak takılıyorum şeyde, gene bununla ilgili. Berbat laflar sokuyorum bilmem ne falan, korkunç yani. Görmen lazım. Beni bundan şey ranini çevirdi. Ha sen bunu yani, iyi yapıyorsun. Gel bunu. Dedi ki bana de yani, oğlum sen dedi gerizekalı mısın? Bak ne güzel tespitler yapıyorsun, ediyorsun. Bunu niye bu trollükle şey yapıyorsun, kirletiyorsun dedi. Tabii. Aynen. Sonra ben o hesabı tamamen ayırdım. O da duruyor hala. Şeye geçtim. Bu hesabı açtım. Doğru düzgün şeyler yapmaya başladım. Hani doğru düzgün derken işte. Yani trollcülük yapmamaya başladım. Evet, insanlar da sevdiler sağ olsun. Ben hakikaten şey Ranin'in bu konudaki hakkını ödeyemem yani. Bana orada iyi bir bilinç açıladı. Harika. Peki ama, bir şey daha soracağım sana. Bu süreçte tabii, böyle yani çünkü yaptığın şey kabul edelim şu bakımdan zor bir şey. Yani mesela ben yapamam çünkü bu tip işler yapan insanın düşmanı belirir hemen. Hemen bir düşmanlar çıkar buna. Yani eleştirilmek zor bir iştir. Yani eleştirilmek öyle oluyor. Da, evet. Ya bak mesela işte şimdi öyle yaklaşacağına bir işe hiç yaklaşmamak daha doğru. O yüzden de dedim ki bu iş bu hafta şöyle şöyle olur. İkinci haftasında da böyle olur. Hı hı. İzlenir. Benlik değil, yolu açık olsun dedim. Hakikaten de oldu. Bak ne kadar fenomen bir iş haline geldi. Mesela o iş kendi kategorisinde çok iyi bir örnek. Hı. Mesela annem mesela Herca'yı 15. dakikasında aldı. Yani izledi. 15. dakikasında sanki 50 bölümdür seyrediyormuş tribine girdi. Senin mesela tahminlerin ben bu doğrultuda tahminlerin vardı da bunlar da bu şekliyle tam olarak tutarlılık gösterdi mi bu dediğin süreçler içinde? Yine, evet. Tabii. Evet evet. Yani şey ben mesela ama mesela Hercai gibi işlerde anneme sorarım hemen şeyi, ha, durumu. Ne diyorsun diye. O mesela bakar. Annemin şeyi var. Bak annemin şeyi vardır. Gelirim mesela akşam eve. Anne nasıl iş? Böyle. Ondan sonra onu yaparsa annem Allah hemen mesela birkaç yapımcı arkadaşım var. Hemen bana telefon açıyor. Anne nasıl buldu işi diye. Sen yalnız çalışmıyorsun o zaman. Ortağın var senin bir tane. Evet anne. Yani ona şey ya da mesela annem gene şeyde Hercai'de anneme sordum nasıl bu? Müthiş. Hemen öyle. Annem tam fokus grup. Oy çok iyiymiş ya. Vallahi neyi, yani annem yani neyi temsil eder mesela? Gerçi artık o reyting işleri kim bilir ne oldu? O A, B, C, D, E'ler de tuhaflaştı tabii ki. Artık onları da sormak lazım. Annem 55 yaş. BC grubu. BC grubu. Bunu temsil ediyor. Yani. Ya çok iyiymiş. Sonra aslında daha var ya bir sürü şey soracaktım ama zamanın dibine geldik. Evet vallahi 55, 50 kaç dakika olmuş? 55 oldu. Bundan sonrasında sonlarını hep çöpe atıyor Instagram. O yüzden korkuyorum devam etmeye yayını. İşte bir 2-3 dakikamız daha var galiba. Evet, evet. Bence de öyle. O son tekrar yaparız eğer memnun kaldıysa. Ya çok memnun kaldım. Yapalım. Benim daha sorularım var aslında yani. Merak ettiğim şeyler var. Hakikaten var. Yani beğendiğin oyuncularla ilgili sorularım var. Yönetmenlerle ilgili, kanalların, hangi kanalın kanal politikasıyla ilgili ya da böyle fikirlerin var mı? Ne düşünüyorsun? Of çok iyi soruymuş ya. Biz ne zaman değişiriz? Bu değişimin önünü kim tutar, kim çeker? Mesela ben hep şunu düşünüyordum. Bundan 5-6 sene önce hani
dijitalde daha o zamanlar yoktu. Hatta bununla ilgili bir çalışma da başlatmıştım o zaman. Çok özür dilerim. Annem 70 küsür yaşında. Annemin aralığını söylemek istedim ben. Yoksa ben 48, annem 55 yaş olamaz herhalde diyeyim. Çok özür dilerim. Beni beğeniyor musun Tokyo'da sormuş Berkay Ateş. Berkay Ateş'i beğenmeyen, Berkay Ateş'i çekemeyen anten taksın. Bak mesela bir şey diyeceğim. Siz, bak Tansu, sen, Berkay, siz asla ekmeksiz kalmazsınız. Ne güzel ya. Vallahi sağ ol. Ağzın bal yesin be Tokyo'cum. Çok güzel yayındı. Keşke bitmeyeydi ya. Böyle girdim ha. Ben de öyle girdim. Çok heyecanlıydım vallahi. Berkaycığım bir dahaki yayında seninle yaptığımız tatilden bir kesit anlatacağım. Bak tekneye bindik. Gümüşlük'ten hareket ettik. 50 metre falan gitti. Böyle dalga var. Ben şöyle oldum teknede. Kendimi yere attım. Böyle duruyorum. Berkay, Özgür Emre falan bana böyle bakıyorlar. Ne manyak mısın lan sen diye. Çünkü aktivitem tutmuştu. Çok korkunçtu. Evet. Buyurun pardon. Seni deniz tutar mı? Öyle misindir? Deniz tutmaz da dalgadan anksiyetem tetikleniyordu altı eskiden. Ya. Şimdi pek o kalmadı neyse ki. Aslında herkes deniz tutar bu arada da bir ayarı var onun. Yok yok, mide bulantısı falan öyle bir şeyim yok. Okey, tamam anladım. Öyle. Lan çok güzel yayındı. Az önce ben Şubat'ı çekmeye başlamamıştık henüz yani. Demek ki 2012 falan. O zamanlar bir çalışma başlamıştım aslında. İnternette iş yapmak. İnternete yani burada böyle bir alan var. Buraya aslında şey yapsak. Çünkü şunu gördüm o arada. Yapımcıların hiçbiri, çok normal yani bir sürü güçlü yapımcı var ama kimse konforlu alanını terk edip buraya yönelmeyecek. Ve buraya yönelen biri kesinlikle bizim TV yapımcılarımızdan biri olmayacak diye bir şeyim vardı. Ve o zaman da yaptığım bir çalışma vardı aslında bununla ilgili. Ama sonra ben tabii ki bir oyuncu olarak veya asıl sevdası oyunculuk olan biri olarak bir şeyi oynamak olunca bütün benim diğer dünyam unutulur. Bırakırım her şeyi gidip oyunculuğa dönerim. Ben bir kısa film çektim onu bile yani ham halini çektim. 5 sene sonra bağladım. Çünkü bu aralarda hep oyunculuk yaptım. İş vardı, şey vardı. Of çok güzel yayındı. Şu anda gerçekten bırakıp gitmek istemiyorum yayını. Ya bitiriyoruz zaten son 2 dakikamız. Tokyo'cum var mı sana söylemek istediğin bir şey? Çok güzel. Vallahi aslına bakarsan yani bu ikinci yayının da sözünü almış olurum bu sayede. Ben bir devam edelim. Yalnız tabii Berkay kıskanmazsa yani şimdi şey olmasın. Yani ben onunla konuşacağım. Hiç merak etme, o iş bende, rahat ol. Ama bu yayınlar güzel. Daha da artmalı. Hepimiz buralardan taşıyacağız. Bunları unutmayın. Aynı fikirdeyim. Senin aynı fikirdeyim. Tokyo'cum çok çok teşekkür ederim. Tekrar. Ben de öyle. Çok iyi oldu yani, ya. Aynen. Bir daha yapacağız o zaman. Tamam. Tamam, haberleşiyoruz. Görüşmek üzere. Hadi at beni yanından. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.